Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Minecraft gizemlerinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Eğer daha önce yaptığım 3 bölümü izlemediyseniz Minecraft gizemleri adlı playlistten izleyebilirsiniz. Geçen bölümde Overworld'da yaşandığını düşündüğüm bir savaştan bahsetmiştik. Bu bölümde ise Nether'dan ve bazı mobların gerçekten ne olduklarından bahsedeceğiz. Nether'a obsidyen bloklarından yapılmış bir kapının içinde ateş yakarak oluşturduğumuz bir portaldan geçebileceğimizi biliyoruz. Ayrıca Enderman'lerin End boyutundan Overworld'a ışınabileceğini, dolayısıyla Enderman'lerin boyutlar arası yolculuk yapma yeteneklerine sahip olduklarını da biliyoruz. Peki neden o zaman hiç Nether'a gelmediler? Neden Overworld'u işgal ettikleri gibi Nether'da işgal etmediler? Nether gerçekten çok büyük bir yer. Ama Nether Overworld kadar açık ve büyük değil. Yani Nether ne kadar büyük olursa olsun hep büyük boşluklara sahip geniş bir mağara olarak kalacak. Fakat gittiğimiz her yerden fışkıran lavları da hesaba katınca bu Nether için büyük bir avantaj. Özellikle başka boyutlardan gelmiş işgal orduları bu büyük lav denizlerini, hiç durmayan şelaleleri ve de sürekli yanabilen Nether taşlarıyla karşılaşacak. Özellikle alevlerle dolu bir dünyada, alevlere karşı bağışıklılığı olan birçok güçlü düşmana karşı savaşmak işgalciler için çok zor olacaktır. Buna Blaze'ler, Wither'lar ve Ghast'ler gibi uçabilen ve patlayıcı atabilen ve sürü şeklinde hareket eden zombi pigmenler de eklersek Nether yaşanan hiçbir savaştan etkilenmeyecektir. Bir yeraltı dünyası olması, ölümsüz hortlak figürleri temsil eden moblarla dolu olması ve dört bir yanının alevlerle ve lavlarla sarılı olması Nether'ın cehennem kavramının bir parodisi olduğunu işaret etmektedir. Fakat oyunun yapımcıları daha önceleri Nether'ın zıttı sayılabilecek bir dünya daha düşünmüşlerdi. Sky Dimension, gökyüzü boyutu. Bu boyut da cennet kavramının bir parodisi olacaktı. Aynı zamanda rüya boyutu olarak bilinen bu yere karakterimiz uyuduğu zaman rüyalarında gidebilecektik. Gökyüzü boyutu doğal olarak bulutların üzerinde olacağı için yağmur ve kar gibi olayları bu boyutta göremeyecektik. Fakat gökyüzü boyutu fikri daha sonra tamamen değiştirilerek Enderman'lerin ve Ender Dragon'un hüküm sürdüğü End boyutuna dönüştürüldü. Nether'da ayrıca ruh kumları bulunur. Bu kumların üzerinden geçtiğinizde hareketinizi yavaşlatır. İksir yapmanızı sağlayacak Nether Wart'ları sadece ruh kumları üzerinde yetişir. Wither adlı boss canavar da ruh kumlarından yapılır. Peki ruh kumları neden bu kadar özel? Adı üstünde, ruh kumlarında insan ruhları sıkışmıştır. Nether'a indiğimizde cehennemin başka bir versiyonunda olmamıza rağmen hiçbir ruh görmememiz bu iddiayı destekler. Nether Wart'ları da güçlerini kumun içinde sıkışmış ruhlardan almakta, Wither'da inanılmaz gücünü insan ruhlarından sağlamaktadır. Yani bir sonraki defa Nether'da ruh kumların üstünden geçerken şunu hatırlayın. Kumun içine hapsolmuş ve korkunç işkencelere maruz kalmış binlerce insan ruhunun üstüne basıyorsunuz. Sırası gelmişken ona da değinmemiz gerekir. Wither'lar 4 ruh kumu ile 3 Wither iskeleti kuru kafalarından yapılmaktadır. Peki Wither'lar gerçekten nedir? Yunan mitolojisinde Kerberos diye bir canavar vardır. Bu canavar yarı insan, yarı yılan olan Echidna ile çok başlı canavar Typhon'un oğludur. Hades'e hizmet eder, yeraltının ölüler ülkesinin kapılarını korur ve hayaletlerin yeryüzüne kaçmasını engeller. Ayrıca kimsenin ölüler ülkesine girmesine de izin vermez. Wither nasıl başlarından şiddetli patlayıcılar atıyorsa Kerberos da ağızlarından zehir saçar. Kerberos'un da tıpkı Wither gibi 3 kafası vardır. Hem Kerberos hem de Wither yeraltı dünyasından gelmektedir. Tüm bu benzerlikler Wither'ın mitolojideki Kerberos'u temsil ettiğini göstermektedir. Golemler herhalde birçok kişinin Minecraft'ta sevdiği moblardan birisidir. Nadiren doğal olarak da bulunduğu gibi 4 demir bloğu ve de 1 bal kabağından da yapılabilmektedir. Golemler düşerken hasar almazlar, köyleri korurlar ve düşman moblarına saldırırlar. Peki golemler gerçekten nedir? Musevilik inancında topraktan golem yapılabileceğine inanılır. Toprağın dışında kan, ağaç, kaya ve demirden de yapılabilir ve yapıldığı maddelerin ismini alır. Minecraft'ta demirden golem yapmaktayız ve golemler Minecraft'ta demir golem olarak geçmekte. Golemlerin insanları koruduğu, zeka seviyesinin düşük olduğu veya yapılırken insan şekli verildiğine inanılır. Minecraft golemleri ise köylüleri korumaktadır. Yine yüz ifadesine ve davranışlarına bakılırsa pek zeki olduğu söylenemez. Golemleri inşa ederken oluşturduğumuz şekil de az çok insan vücudunu andırmaktadır. Minecraft'taki golemler hiç kuşkusuz Musevi inancındaki golemlerden gelmektedir. Ve Minecraft'taki en ilginç moblara geldik. Endermenler. Bazı oyuncular Endermenlerin gerçek hayattaki siyah giyen adamlar efsanesine dayanıldığını söylüyor. Aslında bu mantıklı bir teori. Siyah giyen adamların nasıl başka dünyadan gelen uzaylılarla ilgisi olduğu gibi Endermenler de başka bir boyuttan geliyor. Endermenler olduğu gibi siyah görünüyorlar ve nasıl siyah giyen adamları gizli kalmak istiyorsa Endermenler de bakıldığı zaman saldırıyorlar. Her ne kadar bu teori mantıklı olsa da daha olası bir açıklama daha vardır.
Endermenler şüphe yok ki ünlü korku figürü Slenderman'den gelmektedir. İsimlerdeki benzerlik barizdir. İki karakterin uzun, siyah ve ince figürleri de benzemektedir. İki karakter de ilk başta saldırgan bir tavır sergilememekte, fakat kışkırtıldıkları zaman benzer tepkiler vermektedirler. Hem Enderman hem de Slenderman onlara bakıldığı zaman agresif bir tavır sergilemektedir. İkisi de ışınlanabilmektedir. Işınlandıkları zaman ise çıkan sesler benzerdir. Fakat oyun dünyasında Minecraft'la ilgili bir benzer karakter daha var. O kadar gizemli ki Minecraft'taki varlığı dair bir tartışma konusu. Herobrine. Fakat bu da artık bir sonraki videonun konusu. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Minecraft gizemlerinin devamı için like atmayı, daha fazla gizem videosu izlemek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.